Öncelikle bu slaytı şöyle hazırlandı. Kendi ihtiyacımız için, önce ben kendi ihtiyacım için, öğrenmek için işte yeni deprem yönetmeliği ne diyor? Oradan çıktık biz için doğrusu. İşte bir 90 2018'de deprem yönetmeliğimiz değişti. Bununla birlikte güçlendirme işte 15. bölüm diye bir başlık geldi. İlk başta biz kendimiz öğrenmek için doğrusu ne yapabiliriz diye açtık, karıştırdık. Önce bir deprem yönetmeliğini öğrendik. Çok farklı çünkü Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2007'ye göre. Çok yeni kabulleri var. Bildiğiniz acemi olduk yani bazı konularda. Oturduk çalıştık, notlar tuttuk. Bunu ben slaytlaştırdım. İlk etapta bunları anlattım. Yani arkadaşlara, soranlara. Çünkü bir kaos vardı gerçekten. Halbuki her şey işte yönetmelikte var. Daha sonra bunun işte İstanbul'da ufak bir deprem oldu. Elazığ'da oldu, başka yerlerde. Ben de zaten o konuda çok çalışmışlığım var. Özellikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin işte güçlendirme ile ilgili, önceki bölümlerle ilgili. Sevgili sensör. Bunu da maddeleştirdim veya işte daha anlaşılabilir hale getirince karşımıza böyle bir sunu çıktı, böyle bir anlatı çıktı. Örnekler de var. İnşallah yetişir, bazı şeyleri anlatmış oluruz. Ben slaytıma genellikle benim iletişim aşağıdaki mailden daha sonra da şey yapacağım ama gündeme gelecek ama bana bu adreslerden soru sorabilirsiniz. Her daim için ben mümkün mertebe devam ediyorum. Yani dönüş yapıyorum. Sorulara mutlaka cevap veriyorum. Şimdi bizim özellikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği böyle bir haritayla geldi. Deprem tehlike haritası. Bunu Afat'tan girdiğiniz zaman hangi bölgedesiniz, faya ne kadar mesafedesiniz, bunları bir en azından bir öğrenmiş, görmüş olursunuz. Yani bunu bir kurcalayın, E-Devlet'ten giriyorsunuz. Ben çok detaya girmeyeceğim ama burada bizim özellikle faylara olan yakınlıkları, mesafelerimiz, Şey daha iyi. ne kadar kat yani Bunu daha spektralime büyük bir ses katsayılar, daha güzel. ivmeler, kısa uzun vesaire bunları çok rahatlıkla şeyden alabiliyorsunuz. Afat'tan deprem tehlike haritasına. Bunu bir yani karıştırın. Normal vatandaşın da anlayacağı şeyler var aslına bakarsanız. Şimdi ben slaytıma şöyle başlıyorum. Şimdi bu iki espri arasında iki tane slaytım var. Onun arasında kurguyu yaptım. Birinde diyor ki Yani, evladım diyor, sen basma diyor. Binamız diyor gerçekten diyor iyi değil diyor. Daha sonra biz farklı kişilerle de işte konferanslara çıkıyoruz. bak. Gerçekten boşluklar var. Kavra. Boşluk kendi. Gel lan. Böyle şey. Nasıl bunu? Tabii Yaşam iskenderi olan böyle bize yani. deprem öncesi hazırlık deyince nelere bize dayatılıyor? İşte kent toplanma alanları, Nasıl işte insanların nasıl nereye yatacağı, kalkacağı, işte acil düdükler, fenerler bunlar tamam belki çok önemli. Gerçekten yaşadığı zaman hayati şeyler ama biz inşaat mühendisi olarak hani işte o meşhur bahsettikleri yaşam üçgeni buna benzer bir üçgen işin doğrusu. Şimdi tabii ben diyorum ki böyle bir binada yaşam üçgeninden söz edilebilir mi? Yani böyle bir binada yaşam üçgeninden yani üçgen hiçbir şey kalmaz. Çok berbat durumda. Aslına bakarsanız depremimiz yağmur, kar dolu gibi doğal bir olaydır. Biz nasıl yağmur yağdığı zaman tedbirli çıkıyorsak, bir şeylere yapıyorsak, eğer depreme de tedbirimizi almışsak, nedir tedbirler? İşte binalarımızın hazırlanması, haberleşme, eşya bunları düzen yaparsak bizim için afet olmaktan çıkar. Bizim için doğal bir afet statüsüne girer. Burada da işte benim bahsettiğim iki karikatür arasında şey bu. Diyor ki işte depremde ne yapıyorsun? O işte evde oturacağım diyor. Diğeri de biz de teyzemlerde toplanacağız diyor. Yani bizim için sıradan olmalı. Hele bir inşaat mühendisinin eğer biz bunu konuşuyorsak özellikle kurgumuz evimizde rahat edeceğiz. Deprem esnasında belki ilk etapta çıkacağız ama sığınacak yer işte, kışın olabilir. Soğukta çıkabilirsiniz, sıcakta çıkabilirsiniz, yağışta çıkabilirsiniz. Bu olmalı. Şimdi biz binaların benim şeyim burada başlıyor. Özellikle deprem yönetmeliği burada başlıyor. Şimdi neyi söylüyor?
Bizim bununla ilgili aslına bakarsanız kavram karışması, yani kargaşası olmasın diye söylüyorum. Bir kentsel dönüşümle ilgili bir şeyimiz var. 6306 sayılı. Bir de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğimiz var. Ben şu an anlattığım Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bölüm 15'e göre. İsterseniz ben onu da anlatıyorum kentsel dönüşüm kapsamında. 6306 sayılı bu kentsel dönüşümle ilgili sorular veya başka şeyler de olsa ona da rahatlıkla cevap verebilirim. Şimdi bu deprem yönetmeliği bize neyi anlatıyor? Yani ne diyor, neler yapabilirsiniz diyor. Bir kere diyor, yeni elemanlar ekleyebilirsiniz. Kütleyi azaltabilirsiniz. Deprem davranışını iyileştirirsiniz. Bir de elemanların sürekliliğini sağlarsınız. Şimdi bunlar için ben bunları zaten açacağım. Şimdi bir binaya gittiğiniz zaman, bir yapıya gittiğiniz zaman önce bir ön inceleme safhası var. Bir kere binayı tanımadan bir sıfır cedi çizmeyin. Önceden bir binayı gidip tanımanız lazım. Bununla birlikte işte binadan bilgi toplanması, değerlendirme ve güçlendirme safhası var. Yani burada hesap kısmı ve çizim kısmı var. Ondan sonra da uygulama süreçleri var. Bunların 5 maddede hepsi birbirinden gerçekten kıymetli, önemli. Şimdi ilk başta gittiğiniz zaman tabii ki büyük şehirdeyseniz lokasyon önemli. Şeyi bilmek zorundasınız. Gideceğiniz yeri bilmek zorundasınız. Yanınızda işte metre, fener, kağıt, kalem gibi öyle olabilecek şeyler işte not tutabileceğiniz kağıtlar olmalı. Yani bir şeyler not tutmanız lazım. İlk izlenim önemli çünkü. Ondan sonra yapıya ait bir mimari proje, işte betonarme estetik proje varsa bunu talep edin. İlk gittiğiniz zaman şeyleriniz bunlar olur. Çünkü bu bir süreçtir. En azından ikinci safhaya kadar bunları şey yapmış olacaklar. Demin edilmiş olacak. Şimdi biz ön bilgiden sonra daha sonra niçin gideceğiz? Biz bir binanın geometrisini tanıyacağız. İşte zemin özellikleri saptaması. Eğer binada gittiğimiz zaman hasar varsa bir değişiklik varsa onları tespit edeceğiz. Onarım varsa, düzensizlikler varsa işte elemanların boyutlarını ölçeceğiz. Malzeme özelliklerini saptaması bir safhalarımız var. Şimdi tabii bunların hepsi aslına bakarsanız sıkıntılı bir süreçler. Bunlar tek tek tatbik edilecek, yapılacak. Şimdi biz özellikle inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma gibi bunlar hepsi bir inşaat mühendisinin sorumlu altındadır. Bunu başka hiç kimse şey yapamaz. Şimdi şurayı isterseniz biraz daha açayım. Şimdi şurada biz bazen mesela binaya gidiyoruz değişikliklerle ilgili. Mesela bodrumdan pencere açıyor veya bir su deposu yapıyor. Yani eklemeler yapıyor. Mesela projesinde olmayan bir kısa kolon yaratmış oluyor ister istemez. Yani bunun örnekleri ben çok gördüm. Yani bina güzel ama bir su deposu yapmış binanın içine ortasına. Perdelerle belli mesafeye kadar getirdiği için kısa kolon yapmış oluyor. Bunları hep tespit etmeniz lazım. Şimdi bizim mesela gittik neler tespit edeceğiz? Varsa korozyon durumlarını tespit edeceksiniz. Bunlar çok sık rastlıyoruz. Özellikle İstanbul gibi. Mesela ben İzmir ve Konya'da da denk geldim. O tür yerlerde de var. Korozyon hakikaten kimsenin yani çok önemsemediği ama yani görmediği ama gerçekten başımıza bir bela konu. Tahminimizden çok çok daha kötü durumda. Yani hani biz binayı güzel falan görüyoruz ama içerisine gittiğim zaman, alt tarafına gittiğim zaman böyle artık betonarmedikten çıkmış böyle bir safhaya gelmiş. Mesela bu da birebir çekilen resimler. Yani böyle bir artık bunlara betonarme diyemiyoruz. Yani bu kafada bir şey. Bu başka bir şey olmuş oluyor. Bir korozyon etkisi nasıl oluyor? Yani klasik. Siz normal işte bir maddede bir betonarmeniz var. İkide ne oluyor? Paslanmaya başlıyor. Biraz hacmi artıyor. Çap düşüyor. Genişlemeye başlıyor. Çelik, yani beton biliyorsun içeriden darbeyi alınca dağılmaya başlayacak. Son safhası da öyle olmuş oluyor. Şimdi bizim özellikle paslanma başladığı zaman, korozyon başladığı zaman boyuna böyle donatı boyunca böyle boşluklar çıkar. Bu benim bahsettiğim işte şeyler. Sonra da ileriki safhasında da bu şekilde dağılır. Yani artık patlar beton.
İşte bu safhaya geldiği zaman artık bu betonarme değildir. Bu başka bir şeydir. Yani artık bunu biraz daha dikkat etmek lazım. Yani es geçmemek lazım. Şimdi tekrar bir yapıya gittiğimiz zaman nelerle karşılaşıyoruz? Buna benzer işte bant pencerelerle işte bir nevi resmen bu Elazığ'da çekilen, hasar görülen bir resim. Oradan bir arkadaş bana atmıştı. Burada mesela bina sağlam ama sırf kısak olan etkisiyle yarıya kadar duvar yaptıkları için bildiğimiz tuğla duvar. Orada L boyu kısa kaldığı için kolonlarda bir hasar meydana geliyor. Böyle bir hasarın olmaması için, yani ben yeri geldiği için bunu ilave ettim. Konumuzla alakası yok ama ne yapılabilir? Burası boşluk bırakılabilir dersiniz. Tabii boş bırakınca bu sefer aradan işte su girer, başka bir şey girer, böcek girer. Ezilebilir bir malzemeyle kapatıp sıva yapmak belki olabilir. Veyahut da o kolon kenarlarına duvar örülerek kısak olan etkisinden birini kurtulmuş olur. Burada da mesela nedir? Bir kısa kolon etkisi olan bir uygulama devam ettirilerek perde boyu kısa kolon etkisine gitmiş oluyor. Bu da yine bizim bildiğimiz kısa kolonlarla ilgili şeyler. Şimdi kısa kolonda ne oluyor bildiğimiz bu şekilde hasarlar meydana geliyor. Şimdi bizim diğer bir, yani bunları işlemeniz lazım. Bazen mesela siz bunu öngörmezsiniz. Yani sağdan gidersiniz, proje işlemeye başlarsınız, modellersiniz ama gerçekte bir deprem olduğu zaman burayı geçtiğiniz için sizin ne olacak? Burada binanız hasar görecek ve yıkılacak belki bundan dolayı. İkinci bir şık, dilatasyonlar, komşu binalarla olan ilişkileri. Bunları da raporlamamız lazım. Diyeceksin ki ya iki bina var, mesafe. Biz mesela şeylerle denk geliyoruz. Çoğu zaman yaşlı amcalar, yani bizden büyük yaşlarımız insanlar bazen diyor ki ya bu yan tarafta bina olmasaydı bizim bina yıkılırdı. Tabii bir şey diyemiyorsun çünkü anlatsan da anlamayacak. Normalde yıkılmaz. Yani birbirini çekişler. Yani o aradaki fark daha tehlikeli. Şey, o fark olmaması daha tehlikeli. Bunu bizim bir arkadaşımız, ben tesadüfen almıştım. Onunla da sonradan tanıştım. Kendisi inşaat mühendisi. Onun güzel karakterleri var bununla ilgili. Bunu almıştım. Ya bu çok iyi bir ifade ediyor. Yani beraber karşılaştığımızda yok diyoruz. Böyle tasarlanmadık şekilde. Şimdi kirpen derzleri işte 6 metre 5 metre. Ondan sonraki kimden ses geliyor bilmiyorum ama evet. Şimdi dilatasyonlar arasında 6 metrede 3 santim ve ondan sonraki 3 metrede 1 santim boşluk bırakması lazım. Birini çekiştemesi. Onlarca bir hesaplaması da var. Eğer boşluk bırakmazsanız bildiğiniz böyle birbirini çekişler. Binanın hangisi sağlam, hangisi çürük, yani sağlam çürüğü değil. Kim o esnada nereye denk gelirse diğerine hasar verdiktir. Onun için biz komşu katlarla olan, komşu binalarla olan durumda bir raporlamak zorundayız. En azından bilmemiz lazım. Tabii biz çokça sık rastladığımız bir de konsolların şeyimiz var. Saplama kirişlerinin çokluğu, çerçevenin oluşmaması. Bunları da raporlarda bir şey yapmak lazım. Şimdi bizim özellikle bilgi düzeyini bahsettiğimiz, yani bunlara da işte binalardan bilgi toplandığı zaman işte sınırlı bilgi düzeyi ve kapsamlı bilgi düzeyi diye iki kategoriye ayırıyor. Kapsamlı da daha çok işte BKS1 dediğimiz, hani neler geliyor, kısaca özetlersek sağdaki tabloda var. Hastaneler var, işte deprem sonrası hemen kullanılması gereken binalar var, müzeler var, işte patates taşıyan yerler, PTT haberleşme gibi şeyler var, ne derler, binalar var. Bunlar mutlaka kapsamlı olması lazım. Diğerleri de işte sınırlı olacak. Bunu biz daha sonra bir katsayıyla bizi şey yapıyoruz, ne derler, düşürüyoruz. Onun için lazım, hesaplamalarda lazım. Yani hedefleri bilmek için özellikle kapsamlı mı, sınırlı mı diye bir hedef seçip alacağımız numunelerle
bilgi toplama da değişecek kapsamlı ve sınırlıya göre. Biz binanın sınırlı bilgi düzeyi için ben daha çok çalıştığımız kapsamlı biraz daha şey. Sırf hatta ben bu kapsamlı yani binalardan bilgi toplama ile ilgili ayrı bir bölümüm var, anlattım var. Başka bir yerde anlatmıştım. Ayrı bir şartım var. Biraz uzun bu. Daha uzun sürüyor. Örnekleri falan da var. Burada biraz daha kısa geçeceğim. Şimdi her kattan mutlaka bir röleve olacak. Her kattaki işte bölme duvarların yeri, malzemesi, yani malzeme nedir? Gaz, beton, içeren bir röleve mutlaka hazırlanacak. Ondan sonra mutlaka temelden yeteri kadar inceleme çukuru açılacak. Biz mesela inceleme çukuru yeteri kadar değil ama burada bir sıkıntı şöyle. Tespit edemiyoruz. Genellikle hep böyle yaşayan yerler olduğu için yani bir tane açıyorsunuz, bir de açsanız 4-5 tane çalışan bir yer açma şansınız olmuyor. Burada kabullerle gidiyoruz. İmalat esnasında farklılıklarla karşılaşılabiliyor. Onun için mutlaka bunu yapım esnasında düzeltmeniz gerekecek. Yani yeteri kadar ucu biraz açık işin doğrusu. Onun için yaparken özellikle güçlendirme projelerinde bitimine kadar belki çocuk gibi sürekli takip edeceksiniz. Devam edeceksiniz. Ondan sonra işte bahsettiğim ayrı nizam veya komşu binalarla olan ilişkisi de incelenmiş olacak. Mesela muayene çukuru bildiğimiz klasik. Açıyorsunuz. Adam gidiyor, kesiyor. Bunun aslında şeyi de vardı bende. Şu an göstermeyeceğim. Nasıl açıldığı, kesildiği, ölçüldüğü falan. Bunun videosu da var. Bildiğiniz temeli çıkartıyoruz. Bir çukur açıp eni boyu, enini ölçemiyorsun da bu yüksekliğin özelliği ne kadar yüksekte olduğunu gerekirse diğer tatan izleriyle beraber enini tespit etmiş olursunuz. Sağdaki şekilde bir not şeklinde yazıyor. Biz onu daha sonra projelendiriyoruz. Şimdi biz genellikle her katta en az bir perde veya kolonların bir sıyırma yapıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani özellikle vurgulayayım. Bizim aklıma geldi şimdi. Ted bazen büyük binalarda iki tane dilatasyon oluyor. Bunlar her bizim için ayrı binadır. Yani mimari için, kullanıcı için tek bina sayılabilir ama bizim için ayrı binadır. Onun için biz neye bakıyoruz? Diyoruz ki biz bina kaç yılında yapılmış? 75, 50, 40, 80 neyse. Oradaki minimum donatım koşullarını sağlamadığını yani sağlamını varsayıyoruz. Bir proje ele geçirdiyse bir projemiz varsa da bu kabul yapacağız. Kapsamlı da bunların işte şartları var. Şimdi biz her %5'i kadar bir kolon veya bir kiriş boyu elemanı sıyırmak zorundayız. Her katta. Yani her katta en az bir adet oluyor. Yani çok büyük inşaatlarda bu bazen iki falan çıkar. Genellikle her katta bir kolon ve bir kiriş sıyıracağız. Sıyıramadığımız %20'si kadar da röntgen dediğimiz işte boya donatımları sayesinde yerleşim ölçeceğimiz bir tespitçi adını belirleyeceğiz. Bunun için belirledik belli. Niye lazım? Ben niye şey yaptım? Bir mevcut donatı miktarı alana çıkacak. Bir de bizim bulduğumuz minimum donatı bahsettiğimiz o hani yapıldığı yıldaki kullanılan minimum donatı. Burada bir donatı gerçekleştirme katsayısını bulmuş olacağız burada. Şimdi biz neler yapmış olacağız? Mesela kirişlerde şey yapmıyoruz. Donatıyı röntgen falan çekmeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki ya kirişlerde arkadaş ne var? Bu kiriş zaten duruyor şeyde. Düşen yüklerde bu ne kadarlık bir donatı gerekiyordu? Sadece onun hesabıyla kirişlerin donatısında o şekilde varsaymış olacağız. Yani bütün şeyleri tek tek bütün elemanlar tek tek yapılmayacak. Belirli bir hedef yani şeyler seçecek, kolonlar orada okumalar yaptık, şeyler yaptık, bir donatı gerçekleştirme katsayısıyla
Hepsine bir toplam bir karar verip öyle gitmek lazım. Yoksa hepsini tek tek tespit etmeye kalktığınız zaman binayı zaten olduğu gibi sıyırmış, batırmış olursunuz. Şimdi burada da özellikle sıyırmaları 1/3 bölümünde yapmış olacağız. Şimdi bu riski yapılar analizinde ise köşede oluyor. Onun için burası biraz daha sıkıntılı şey. Şeyde orta 1/3 bölümünde bir donatının işte neyini buluyoruz? Ara mesafesini bulacağız. Buradaki şekildeki gibi. Etseler arasındaki mesafe, iki yöndeki işte kaç tane boyuna donatının olup olmadığını gösteren bir şey. Burada örnekleri var. Bakın, metreyle ölçüyor. Sağ tarafta işte ilgili laboratuvar seçeneği kadar yazıyor. Yani diyor ki işte duvara yazıyor şu filanca insan işte şu numaralı şey. Biz bunları önceden rölevesinde laboratuvara veriyoruz. Diyoruz ki şu kolonlarda işte şunları tespit ettiği biz şey yapıyoruz, yönlendiriyoruz. Bu yazdıkları diyelim SZ01 ile bizim projedeki veya öngördüğümüz aynı olursa hani nereden aldığımızı daha rahatlıkla kayıtlara geçmiş oluruz. Çapını da ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bizim mesela malzeme özellikleri nasıl tespit ediyoruz? Malzeme özelliği dediğimiz bizim bildiğimiz klasik karot. Burada da her katta en az 3 adet almak zorundayız. Dikkat edin, her katta en az 3 tane. 10 katlı bir yeriniz varsa 30 tane alacaksınız. Onun için böyle. Şimdi biz karotu neye göre alıyoruz? İşte karotu alma şeylerimiz var. Karot alması 12.504'e göre alınacak. 12.390'a göre de bir test yapacak. Bunları ben de çok detaylı bilmiyorum ama yönetmelikte buna göre alınır, buna göre de bir slaytına koydum. Bana daha çok laboratuvardan gelen sonuçlara göre değerlendirdiğimiz zaman biz nasıl değerlendiriyoruz? Biz özellikle ne yapıyoruz? Şunu kısaca söyleyeyim. Hani bize bir beton değeri geliyor ama eğer 3 tane alırsanız tek katlı bir yerse en düşük değerini alırsınız. Biz böyle bir cezalandırıyor. Onun için 3 tane aldırmayın tek katlı bir yerse. 4 tane aldırmanız bir avantajınız olur. Tabii bu diyelim 5 katlı bir yerdeyse 15 tane oluyor. Bunu ne yapıyoruz? Bir standart sapmasını bulacaksınız. Ortalamadan standart sapmasını bulacaksınız. Veyahut da bir ortalamayla 0.85'i çarpacaksınız. Büyük olan alacak beton değer olarak. Burada yine bir eğer en düşük değeri ortalamanın 0.75'tense o bir tane küçüğü eleyebiliyorsunuz. Bu da sizin için büyük bir avantaj. Şimdi ben bunu hep baştan beri söylüyorum. İnsanlar hala böyle bir karot alma seferberliği var. Yani karot almak bir şey ifade etmiyor. Beton kalitesini sadece öğrenmek evet gerçekten önemli. Yani şunu diyebilirsin ya ben beton kalitesini bileyim de tek başına bir parametre değil. Onun için düzensizliklerle, zemin sınıflarıyla, beton sınıflarıyla, donatı sınıflarıyla, işçiliklerle beraber değerlendirdikten sonra diyeceğiz. Ben adam diyor ki ben karat aldım. Yani almana gerek yok. Eğer elle dökülen beton olsa seni zaten sağlamayacağım. Yani bunun için bir masraf ben birçok insana almaması yönünde şey yapıyorum. İkna ediyorum daha doğrusu. Şimdi bu da özellikle donatı sınıfını yani diyelim ki numune almıyoruz. Kapsamlı da numune alıyoruz. Burada numune alınmayacak. Gözle bir kontrol yapılacak. Ne göreceksiniz? Nervürlü gördünüz. S220 diyeceksiniz. Alıp da bir kontrol etme şansınız yok. Yığma binalara biraz hızlı geçeyim isterseniz ama yığma binaların ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama yığma bina taşıyıcısı duvarlar olan sistemler. Yani bizim kırsalda kullandık. Hatta eski binalarda veya işte bu tarihi binalarda kullanılan işte gaz betonla, taşla, tuğlayla olan taşıyıcısı yani duvar olan düşey elemanlar lardan oluşan bir şey sistem. Bunlar da biz daha çok gözle kontrol ediyoruz. Burada da bilgi toplarken her kattaki yerini, uzunluğu, kalınlığı, boşluk oranları bunları birebir işliyoruz. Lentolar varsa, duşey hatırlar varsa, yatay hatırlar varsa işliyoruz, tespit ediyoruz. Malzeme cinsini gözle kontrol ediyoruz.
bizim bunları yaptığımız zaman bize şunu veriyor. İşte bilgi düzeyini veriyor. Biz bilgi düzeyi katsayılarımız 0.75 ve 1 diye bir parametre veriyor. Kapsam dediğim gibi biraz daha analizleri, istekleri, yani bilgi toplama sayıları daha fazla olduğu için 1 düşünmüyor ama sınırlı olduğu için 1.75 gibi düşünüyoruz. Şimdi ben şu örneği veriyorum. Şimdi bu depremde, İstanbul'da kalan depremde, geçen sene olan depremde 40 yaşındaki bina çürük, 172 yaşında ve 88 yaşındaki bina sağlam. Yani bana kalsa bu bizim ayıbımız. Yani bir bina 40 yaşında. Yani binaları biz en az 150 yıl, 120 yıl planlamamız lazım. Ki Türkiye kalkınsın. Eğer biz 40-50 yılda binaları yenileceksek her nesil binasını yenilemekle uğraşacak. Herkes ev sahibi olmakla uğraşacak. Yerleşemeyeceğiz. Yani onun için şey değil. Sakarya'daki işte 99 depremi güçlendirdikten sonra 67 yılında 99 depreminde hasar görmüyor bina. Ve acil koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor. Etrafındaki binalar toptan çöküyor. Ağır hasar alıyor. Tuzsuz oluyor. Bu bina ayakta kalıyor. Bir de bir örnek de Elazığ'daki Dilek Apartmanı. Dikkat ederseniz iki tane bina aynı müteahhit yapıyor. Aynı şeyi yapıyor. Ama bir tanesinde en çok insanların vefat ettiği ön taraftaki bina, arkada en azından ayakta duruyor. Sebebi ise şu, vatandaş şüphe, yani apartmasında şüphe duyuyor. Böyle kolonu mantoluyor, yani bilinçsiz de olsa. En azından ayakta duruyor bina, böyle bir şey. Buralara ben biraz hızlı geçeyim. Şimdi biz binaların güçlendirilmesi konusuna geçeyim biraz. Şimdi biz binaları nasıl güçlendiriyoruz? Bizde 3 seçenek var. Biz aslına bakarsanız daha çok bu deprem yönetmeliğiyle beraber bir şekil değiştirmeyi ön plana çıkarttık. Dayanıma göre değil de şekil değiştirme kapasitesini arttırmayı biraz hedefimiz. Bunlar da işte bir elemanların güçlendirilmesiyle ilgili bir hamlemiz var. Ne yapmamız gerekecek? Kolonların sarılması ile ilgili neler yapılabilir? Şimdi kolonları biz nasıl sarıyoruz? Neyle sarıyoruz? Betonarme sargı, çelik sargı veya lipli polimerlerle sargı. 3 metodumuz var. Yani bir kolonu sararken. Burada biz sargı yaptığımız zaman ne yapacağız? Sürekliliği arttırmış olacağız. Basınç dayanını arttırmış olacağız. Bir de bindirme eklerin eğer zayıfsa, çünkü ben bazı binalar görmüştüm, yıkılan şeyler, bindirme ekleri zayıf olduğu için bildiğiniz sıyrılmış çıkmıştı. Yani böyle sanki hani tereyağından kıl çeker gibi çıkmış, hiçbir şey görmemiş. O bindirme boylarının yetersiz olduğunu gösteriyor. Şimdi betonarme sargıda klasik bizim mantolama dediğimiz, dört tarafında en az 10 santim ama 10 santim yapmak biraz zor, 12 santim bir plastik mantolama. Yani dört tarafından delik açacaksınız, yukarıdan devam edeceksiniz. Bir de çelik sargımız var. Biz böyle bildiğimiz klasik köşe bentlerle etrafını şey yapacağız. Dört bir tarafından olmak zorunda çelik sargı yapılabilir. Burada da en büyük olay mutlaka çelik sargıyla betonarme arasında boşluk olmaması gerekiyor. Bunu bir enjeksiyonla doldurmanız gerekiyor. Yoksa eğer arada boşluk yaparsanız bu sizin normalden biraz daha yani tehlike arz edebilir. Çünkü çelik çok gevrek, betonarme elemanı sünek. Eğer siz bunu beraber çalıştıramazsanız birbirine zarar dokunacaktır. Arasını yüksek dayanın tamir halinde dolduracaksınız. Bir boşluk olmayacak. Bu çok önemli. Bir de bizim lifli polimerlerle sargı dediğimiz bir güçlendirme metodumuz var. Burada da daha çok sargılamada daha çok yani süneklik düzeyini arttırıyor. Yani şekil değiştirme kapasitesini arttırıyor. Bunlar daha çok süneklik düzeyini kapasitesini arttırma ve basınç dayanını arttırma. Bir de işte bindirme boyunun yetersiz olduğu durumlarda biz bu metodu uygulayabiliyoruz. Burada en önemlilerden biri sargı sonunda en az 20 santim binecek. Çok biz uzun istemiyoruz. Kareye yakın olmasını daha çok tercih ediyoruz.
köşelerde 30 santim paflıyoruz. Çok dik şeyleri sevmiyor. Yoksa iyi davranış göstermiyor. Dediğim gibi daha çok kareye yakın sistemleri seviyoruz. Dikdörtgen eli boyundan belli bir orandan fazlaysa bu bizim için uygun değil. Köşeleri mutlaka yukarıdan delikler açıp betonu yukarıdan dolduruyorsunuz. Eğer eğik yaptık bir kirişiniz varsa yukarıdan eğer köşe donatılarını çıkartamıyorsanız kirişe anklaj yapacak şekilde. Yani kirişi delmeyeceksiniz, kirişi parçalamayacaksınız, kirişlere anklaj olacak. Kirişlerin sarılması, kirişleri nasıl sarıyoruz? Dıştan etriye ekleyeceğiz veya lifli polimerlerle saracağız. Dıştan etriye eklediğimiz zaman bizim kesme yani dayanımımızın yetersiz olduğu zaman dıştan etkiliyoruz. Ama bunu yaparken de dıştan etriye eklemek sünekliliğini arttırmıyor. Kesme dayanımını arttırıyor. Bunu biz hesaplardan biliyoruz. Sünekliliğini arttırmak istiyorsanız lifli polimerler kullanmamız lazım. FRP, CRP dediğimiz işte karbon lifleri, rejen lifleri, fiberlerle olan şeyler yapmamız lazım. Buradaki kolonları sarma mantığıyla hemen hemen aynı şeyler. Burada tam sarıyorsunuz. Bize tam sargı öngörüyor. Ama tabii bunu uygulamada tam sargı yapmak hakikaten zor. Onun için bizim şu şekilde bantlayarak yani yapmamız lazım. Bu şekilde anlamak biraz zor. Şu şekilde ben sizin algılaması daha kolay olur diye. Tabii belli yerden denilecek. Belirli oranlarda sağ altta formülü var. Basit bir formülle o kadarlık bir alanı, mesafeyi sarmış olacaksınız. Bu da bizim neydi? Sünekli kapasitemizi arttırmış olacak. Şimdi bir metotta bölme duvarların güçlendirilmesi. Biz hani bölme duvar dediğimiz bizim taşıyıcı olmayan normal bina duvarları var. Orada eğer bizim bir binamız 3 katlıysa bodrum hariç temelden tavana kadar olmak şartıyla bunun işte bir sıvayla bir donatı koyarak duvarı güçlendirerek binamızı güçlendiriyoruz. Bu da basit bir açıklama var. Diyor ki sıva 5 megapaskaldan az olmayacak dayanımı. İşte en az sıva kanunu 3 santim olacak gibi öncelikleri var. İşte bakın burada bir örnek var. Bizim bildiğimiz duvarı hasır çelik koyuyoruz. Şart renk yapabilirsiniz. Daha iyi yapamıyorsanız da klasik sıva şeklinde yapabiliyorsunuz. Bu duvarların ben biraz özellikle hızlı anlatıyorum. Yetişmeyeceğini bildiğim için anlatıyorum. Bakmayın. İkinci bir metot yine duvarları polimerlerle güçlendirebiliyoruz. Yani bir nevi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Duvarı perde gibi yapıp o özellik yani siz diyorsunuz benim duvarım perdemsi gibi şey olsun. Binanın en azından iki yönlü bir hamle yapıp yer değiştirmesini bina yer değiştirmesi kat ötemini sınırlandırmak olur. Şimdi bizim bir güçlendirmede neler yaparız? Yeni bir eleman ilave ederiz değil mi binaya? Eğer yetersiz de. Bunlardan en etkilisi perde yapmak. Bunu düzleme içinde veya düzlemin dışında yapabilirsiniz. Klasik sisteme beter. Yani sisteme bir perde ilave ediyor. Biliyorsunuz perdenin yani atalet momenti doğrultusunda çok yüksek çıkar. Bakın klasik perdelerle güçlendirme bu şekilde. Burada bir kolon mantolama örneği var. Kolonları mantoluyorsunuz. Burada temel bakın temelde açıyorsunuz bildiğiniz. Eğer temel tipiniz yeterli değilse radye temele veya sürekli temele çevirebilirsiniz. Epoksiyerle kliz alıyorsunuz. Bu şekilde ondan sonra ilgili yerlere yeni kolon filizlerini koyuyorsunuz. Eğer bir perde yoksa perde yerlerini koymuş oluyorsunuz. Bu şekilde döşüyorsunuz. Klasik bir betonla yapmış olacaksınız. Sadece temeli güçlendirmeyin. Sürekli temel veya tekil temelin radyo temele dönüşmüş artık. Ondan sonra temeli güçlendirdikten sonra mantolamaya geçmiş oluyor. Ondan sonra kat boyu devam eder. Tabii
dediğim gibi güçlendirmede sürekli bonuslarla karşı karşıya kalırsınız. Şu örnekte olduğu gibi mesela kolon düzleminde olmayabilir. Yani düzleminde değildir mesela kolon. Bunu önceden fark ederseniz sağdaki şekilde yani en az 12 santim olacak şekilde de çekmiş olursunuz. Yani düzeltmeniz lazım. Bu çok büyük bir yanlış. Yani bir alt katta açıldık, yerine koyduk falan ziyade düzeninde yeniden bir imalat yapmakta fayda var ama önceden fark etmeniz lazım. Mesela bu da bir örnek. Burada klasik işte bir bu katta ne yapılmış? Mesela bodrum katı rigid kat haline getirilmiş. Dikkat edersiniz sadece perdelerle çevrilerek biz bazen şunu yapıyoruz. Mesela iki katlı bir bina diyelim, üç katlı bir bina. Şimdi bir güçlendirmede mesela ağırlığı azaltma, kat eksiltme değil mi? Veya yeni elemanlar ilave etme, çerçeveyi tam oluşturma. Bu metotlarımız var. Şimdi biz mesela bizim bodrum katını veya alt katı veya zemin katı, her katı üç tarafını perdeyle perde yaptığımız zaman bizim rigid katı sayımız arttırmış oluyoruz. Özellikle bodrumlarda şeylerde. Dolayısıyla rigid kat oluşturduğumuz zaman deprem katı bir üst kat tam itibaren olduğu varsayılır. Burada da bu katı rigid kat. Şimdi şeyin kesinlikle boşluk olmaması gerekiyor. Yani perdeyle yeni ilavenin arasında asla boşluk olmaması gerekiyor. Bunun için mutlaka yukarıdan dökmeniz gerekiyor. Şimdi sağdaki şekilde böyle bir yan kalıp koyup pah şeklinde koyacaksınız. Oradan vibratörle sıkıştıracaksınız. Ondan sonra bir gün sonra fazlalık kısmını tıraşlayacaksınız. Ondan sonra şu şekilde elde etmiş olacaksınız. Bunu yapmazsanız dediğim gibi boşluk çıkar. Şu şekil çok iyi ifade ediyor. Böyle boşluklar çıkabilir. Çünkü şeyden doldurmuyor yani dolduramayacaksınız üç kattan dökmek için. Doğrusu şu, bakın yukarıdan delik açarsınız, yan kalıplar koyarsınız, sıfırında yukarıdan orayı boşaltmış olursunuz. Sonra bir gün sonra o sarı gösterilen kalıpları çıkartırsınız, yerine düzeltme yaparsınız. Sisteme yeni çerçeve, yani yeni elemanlar eklemek de güçlendirme. Evet, kütlenin azaltılması. Biz kütleyi nasıl azaltırız? Bazen yani örnek en basit örneği işte en son katlarda su deposu mesela bu örnekte havuz var. Ben hep şu örneği vereyim. Bir üç katlı bir yer vardı. Bodrumu tek yönde perde vardı. Biz orayı mal sahibiyle şöyle konuştuk. Bodrum katı rigid hale getirdik. Bir katı eksiltmiştik. İki kata düşmüştü. Sistem bina kendinden kurtarmıştı. İşte kontrol hasar yerine gelmişti. Yani kat azaltmak veya kütleyi azaltmak da bazen bizim güçlendirme metotlarımız arasında. Şimdi bizim hesaplarımız işte eşdeğer veya modların birleştirme yöntemi veya işte şu tablo çok daha iyi ifade edecek size. Şimdi biz bir bina eğer tasarlıyorsanız dayanıma göre değil de şekil değiştirmeye göre değerlendirmeniz gerekecek. Hesaplamanın doğrusal veya doğrusal olmayabilir ama değerlendirmeniz bizim şekil değiştirme kapasitelerine bakacağız. Yani nedir? Betonun özellikle birim kısalması, sınırları var zaten bunu yönetmelikte. Çelik uzaması veya malzemenin yani dönmenin sınırlandırması gibi bizim sınırlandırmalarımız var. Şimdi bizim şöylece bir şey yapayım. Bizim bina yükseklik sınırlamalarımız var. Bunlar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde göreceksiniz. Biz binayı yüksekliğini nereden alıyoruz? Rigid kattan sonra alıyoruz. Yani eğer 3 tarafı veya 4 tarafı perde ise bizim bina yüksekliğini rigid kattan sonra alıyoruz. Onun için biz bina yükseklik sınıfı dediğimiz zaman rigid kattan sonrasını almış oluyoruz.
Şimdi burada şu şartlara çok girmeyeceğim. Bu işte beton bina yükseklik sınıfları, işte beyt düzenlikleri, bunun şartlarını sağlarsanız eşdeğer deprem analizi yaparsınız. Sağlayamazsanız da bunun ikma analizlerine dönmeniz lazım. Burada bir şey var. Bunların slide notlarını isterseniz burayı takip ederseniz hangi analiz tarzını yapacağı ortaya çıkar. İşte burada bizim elde ettiğimiz malzemenin sınırları var. Bize şimdi bu formül bize çok basit geldi. Biz daha buymuş falan dedik. Dedik burada nedir? İşte betonun birim şekil değiştirmesi, çeliğin işte şekil değiştirmesi var. Bir de plastik dönme için verilen sınırlar var. Valla bu formüllere girince formül içinde formül bayağı bir işinize kayboluyorsun. İlk parametre yani aldığımız değerlere göre çünkü bir şey var. Bir malzemeyi tanımlıyorsunuz. İşte C15 ise 15 beton sınıfı, yani 10 ise 10, 8 ise 8. Donatıyı tanımlıyorsunuz. Bir hesap yapıyorsunuz. O hesap sonunda burada eleman eleman işte şekil değiştirmelerini ve dönme, plastik dönme sınırlarını kontrol ediyorsunuz. Burada sizin sınırlarınız var, üst sınırlarınız var. Burada işte bu yönetmelikte veriyor. İlk yani göçmen önlemesini bulduktan sonra diğeri kolay zaten. 0.75 ile çarparsanız kontrollü hasar, 0.0025 ile çarparsanız da sınır hasar düzeylerini çekmiş oluyorsunuz. Şimdi burada bir de çok önemli parametrelerden biri bizim ankrajlarımız. Yani bir filiz ekiyoruz ama nasıl ekiyoruz? Bu da çok önemli. Mutlaka biz bir havayla bir delik açtık. Yani ankraj dediğim mevcut bir kolon var. Bir demir filizi ekeceğiz. Bildiğimiz ekmek ekmek yani ekme iş yapacağız. Bu kapta deldik. İçinde tozları, toprakları var. Önce bir hava tutuyoruz. Sonra harbiyle güzelce temizliyoruz. Sonra bir daha hava tutuyoruz. İki kere harbi yani iki kere hava tutmak zorundasınız. Harbi dediğimde tel fırça şu özellikle askerliği yapanları bilir silah temizlenmesi için böyle şeydi bir fırçadır. Bizim tabii bizim için önemli olan nedir? Biz çektiğimiz zaman donatının kopmasını isteriz. Değil mi? Şu şekilde yerinden çıkmasını istemeyiz. Veyahut da işte betonla beraber gelmesini istemeyiz. Yani yeterince uzun yapmamış anlamına gelir. Şu da idealdir. Hem bir taraftan kopacak hem bir taraftan malzeme uzayacak. Yani bunları nasıl tespit edeceğiz? Ben onun için biraz da bunları anlattım. Bir de çok sınırlara yaparsak eğer filizlerimizi yarılmalar olur bu şekilde. Onun için çok böyle başlara biraz uzak durmak gerekir. Şimdi şöyle, siz şantiyede uygulamaya gittiğiniz zaman, ya ben bunu test yaptıracağım, işte böyle bir test yaptırıyorsunuz. Belirli bir sayıda hedefte filizleri hidrolik sistemle çekiyor belirli kuvvette. Bunu mutlaka yaptırın. Çünkü siz bunu yaptırma yoluna giderseniz, bunu uygulayıcı insanlar daha hassas davranıyor. Ama siz bunu yani tamamen başıboş bırakırsanız bu sefer tamamen şey yapmış oluyorlar. Hepten de boş bırakmış olunuyor. Size ondan sonra böyle bir rapor vermiş oluyor. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Bundan aslında çok daha şimdi sorular kısmı da sürecek. Süremizi düzgün kullanmak adına bana olan sorular varsa alabilirim. Evet arkadaşlar, sorusu olan arkadaşlar Cevit Bey'e sorularını sorabilir. Sorularınız falan varsa da sorabilirsiniz de. Ben onları tek sorabilirim. Chat'e yazabilirsiniz. Mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Sorunuz varsa buyurun. Ben bunun PDF'ini size ulaştırırım slide'ım. İsteyen arkadaşlar da şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi konu biraz daha yani şeyleri var. Okuyup da teori kısmı falan da var. Burada ben yönetmelikten çıkarttığım maddeler var. Anlaşılabilir şekilde. Baktığınız anlamak adına biraz hızlı gitmeye çalıştım. Belki sıkıcı oldu. Kusura bakmayın.
Yok hocam, sorun değil. Chat'te bir arkadaşınız bir soru sordu ama. Evet, chat'te bir sorumuz var hocam. Siz okur musunuz? Ben biraz bilgisayar uzaktım. Okuyayım ben. Bir yapının fazla sünek olması nelere yol açabilir? Fazla sünek mi, gevrek mi? Sünek. Sünek yazıyor hocam. Bir yapının fazla sünek olması, çok çok fazla olması, onun örnekleri de var. Binanız tamamen çok büyük yer değiştirmeleri yapar, asla ve asla yıkılmaz. Veya patlamaz betonu. Yani o özellikle birleşim yerlerinde olan yerde dağılmaz. Tuzunuz olmaz. Bütün kalır. Yani sünek olması iyi bir şey. Anladım. Başka sorusu olan arkadaşlar aynı şekilde çete yazabilir. Ya da mikrofonunu açabilir. Merhabalar, ben bir şey danışmak istiyorum ama Cevdet hocamıza. Evet. Buyurun. Hocam şöyle, aslında bu güçlendirme ile alakalı da biraz ama konunun dışında da olabilir. O yüzden mahsur olmazsa sormak istiyorum. Sorun Böyle sorun. Biliyorsan cevapları biliyorsan. teşekkür ederim, sağ olun hocam. Hocam ben Ankara'da oturuyorum. Şu anda oturduğum binada da bizim sürekli yaşadığımız bir sıkıntı var. Ben aynı zamanda mimarım. Onu da belirteyim tabii. Yani binanın güçlendirilmesi alakalı bir soru sormayacağım. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Ankara'da bizim çok yaşadığımız sıkıntı hocam. Keçiören bölgesinde temel seviyelerinde ya bu eşik suyu çok şey, yani taban suyu var, öyle söyleyeyim. Ve 10 yıl öncesine kadar tabanda böyle pek bir su yalıtımı söz konusu olmamış. Artık denetlemelerden mi kaçmış pek bir bilgim yok ama. Benim sorum şu olacak. Temellerimiz bizim sürekli su alıyor hocam. Perde duvarlarımızın içinden yağmur yağdığında bildiğiniz böyle oluk oluk su akıyor. Yani bunun güçlendirme haricinde bilmiyorum mümkün mü tekrar yalıtılması veya bunun nasıl önüne geçilebilir? Güçlendirme mi yapılması gerekir? Ben onunla alakalı bir soru sormak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. Temeller sürekli su altındaysa korozyona uğramıyor. Yani böyle bir iyi tarafı var. Mesela temellerinizi açtığınız zaman korozyon göremeyeceksiniz. Ama perde duvarlarınızda, kolonlarınızda bir üst katta korozyonlar başlamıştır büyük bir ihtimalle. Evet. Yani sizler de hani benden belki daha iyi biliyorsunuz. Mutlaka bir drenaj yapmanız lazım yapıya. Ama drenajda da sürekli suyu çekip atmak da işte bunu jeoteknikçi arkadaşlar çok daha iyi bilir. Uzun vadede sizi sıkıntıya sokacak. Sürekli suyu aldınız, boşalttınız, aldınız, boşalttınız, aldınız, boşalttınız. Yani ne bileyim bir 5 sene, 10 sene sonra oturmalar başlayacak. O da çok doğru değil. Evet. Ama bir drenajla mümkünse en iyi çözüm drenaj olur. Eğer binada korozyon başlamışsa mutlaka lokal tamirler yapın. Belki zeminde bilmiyorum yeri görülebilir yani görülse eğer uygunsa enjeksiyonlarla veya başka metotlarla hani uzatabilir. Yer değer mi onu da kıymetli mi onu da bilmiyorum. Yani bu ölçüde. En basiti drenaj. Temellerinizde korozyon olmamıştır. Yani mümkün değil eğer bahsettiğiniz şekilde. Ama duvarlarınızda mutlaka lokal tamiratlar yapın. Yüksek Anladım. dayanımlı tamir araçları alın, sıyırın. Eğer paslanmışsa çıkartın bir parça, bir metresi, bir metresini çıkartın, 1,5 metre ilave edin. Lokal tamirler yapın. Mevcudu kullanın. Evet, anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam bu arada. Sunumunuz için de cevabınız için de çok sağ olun. Size sağ olun. Hocam, chatte Evet. de bir sorumuz daha var. Onu da okuyorum. Eski deprem yönetmeliğine göre kurtaran bir bina yeni yönetmelikte hasarlı sınıfındaysa güçlendirme gerekir mi? Yoksa yapıldığı yıl mı baz alınır? Şimdi şöyle, eğer siz mevcut binayı yeni bir ruhsatlandıracaksanız, yeni bir yani baştan başlayacaksanız, mevcut binaların değerlendirmesi, bizim yönetmelik nedir? Mevcut binanın değerlendirilmesidir. Her ne olursa olsun, yeni de yapsanız, eski de yapsanız, ne olursa olsun, bir değişiklik yapıyorsanız,
Bu değişiklik de olabilir. Sistemsel bir değişiklik olabilir. Eleman çıkartma olabilir. Veyahut da komutken okula çeviriyor olabilir. Yapılan katsayısı değişebilir. Hareketli yük değişebilir. O zaman mutlaka mevcut binaların değerlendirmesi benim bu anlattığım başlıkta göz almanız lazım. Kurtarıp kurtarmaması diye bir söz konusu değil. Biz şimdi hesaplarda mesela yönetmelikte de yeni bir bina yaptığımız zaman bir hesap metodumuz var tasarım olarak. Onu neye göre yapıyoruz? Dayanıma göre yapıyoruz. Bu bizim doğrusal bir hesabımız, klasik bir hesabımız var. Bizim binamızın kurtarması demek, bölüm 15'e göre mevcut binayı değerlendir yani mevcut binaların değerlendirilmesine girilmesi çok ayrı bir şey. Mümkünse uzak dursunlar. Çünkü oradaki işte R katsayıları, yük hableri biraz daha fazla olduğu için muhtemelen kurtarmayacak. Ama siz bir diyelim ki konutu hastaneye çevireceksiniz. Binanın katsayısı 1'di, 1,5'a çıktı. Ne oluyor? Direkt çarpan olduğu için bir kere deprem kuvvetleriniz %50 artacak. Ha, siz buna şey diyemezsiniz. Hani neye göre kurtarıyor, kurtarmıyor? Eski yönetmeliğe göre kurtarıyor, yeni yönetmeliğe göre kurtarmıyor değil. Mevcut bir binayı değerlendirdiğimiz zaman mutlaka bölüm 15'e göre hesap yapmanız gerekiyor. Tamamdır hocam. Hocam bir soru daha var yine chat'te. Onu da okuyorum. Mevcut binaların onarılması ve güçlendirilmesi ilk olarak hangi yönetmelikte karşımıza çıkmıştır? İlk olarak 2007'de çıktı. Arkadaşlar hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bazı arkadaşlarımızın sorularına cevap veremedi hocamız maalesef ki yaşanan bir aksaklıktan ötürü. Kocaeli Üniversitesi'ne biz de Göbekli Tekniği Üniversitesi yapı topluluğu olarak teşekkür ederiz yanınızda olduğunuz için ve katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz arkadaşlar. Etkinlik serimiz devam edecek. Güçyap Instagram'ını takip edip takipte kalın. Ayın 19'unda da hidrolik mühendisi olan Gebze İSUS'u müdürü Burak Bey'le Ovacık Gölet hakkında konuşmamız olacak. Ona da katılımlarınızı bekliyoruz. İyi günler diliyoruz.